Günaydın herkese. Bugün çok heyecanlıyım çünkü dışarı çıkacağım ilk defa. Aydınlandım. İnsanın gerçekten nefes alması kadar önemli bir şey yok yani dışarıda böyle bol oksijen alması kadar önemli bir şey yok. O yüzden mutluyum çünkü çok sıkılıyorum evde. Evde olmayı da pek sevmiyorum yani. Evcil mi diyorlar? Ya ben niye beyazım? Böyle daha iyi olur sanki. Evet, evcimsel mi diyorlar, ne diyorlar ona? Her neyse işte, evde olmayı pek sevmiyorum yani. Şimdi yanlış anlaşılmasın da ya. Bugün Aryam'ın inşallah son ebe randevusu var. Bugün gideceğiz, tekrar tartacaklar. Eğer verdiği kiloya ulaşmış ise, çünkü çocuklar doğduğunda 5. gün tartıyorlar. Ve %10 kilolarını verebiliyorlar. Arya da %7'sini vermişti. Bugün de tartacağız. Eğer o kiloya geri ulaştıysa eğer dosyamızı teslim edeceğiz. Her şey bitti. Ondan sonra sadece sağlık yerinden bir kişi gelecek. O da genelde anne için geliyor. Hani annenin doğum sonrası depresyona kapılmamasını engellemek için geliyor. Anneyle bir iki sohbet ediyorlar. Durumu iyiyse bir daha gelmiyorlar. Eğer böyle kötü görüyorlarsa birkaç defa geliyorlar. Ben hatta gitti birkaç ekmek, ıvır zıvır almak için, kahvaltılıkta yemek için. Kahvaltı yapalım şimdi. Kahvaltımız hazır. Yumurtamız, kosoğum. Benim sevdiğim beyaz peynir ve zeytin. O kadar. Bir de Nutella. Nutella. Kızıma bugün günaydın demediniz. Uyuyor benim aşkım bugün. Saat ve tarih ayarları farklı burada. Giy aşkım. Giy babuş. Nerede? Ha? Benim kızım çok tatlı mı oldu ne? Ha? Şunda da böyle üstünü şey yapacağım. Rüzgar geçmesin, şeyine ağzına girmesin. Oldu. Bu şekilde çantamız da hazır. O kemeri bana ver. İlk hastaneye gidiş kızımın. Derin. Ne haber kızım? Gerek yok. Seni de ne kadar seviniyorsun Derin önde olunca. Bugün bir şey sürmedim yüzüme. Make-up free takılıyoruz bugün. Biraz esiyor. Oğlum benim. Gel annenin elini tut sevgilim. Aferin oğluma. Baba da Arya'yı alacak sevgilim. Tamam mı? Kaç? Dur. Kapşonundaki şapkayı da takalım. Senin kulağına bir rüzgar vurunca artık biz çekiyoruz bir hafta. Hı? Nereye geldik? Nereye geldik? Şeye geldik. Arya'yı ebe görecek. Ebe randevusuna geldik. Tamam mı? Evet, kurban olayım. Şimdi bilirim birken iki oldunuz. Ha? Arya kucağımdaydı. Şimdi bütün arabalara bakar. Hangisinde Audi amblemi varsa hepsine Michael der. Şunda mesela var bak şimdi. Görmedi. Bakıyor bütün amblemlere bakıyor arabanın üstündeki. Başka da yok artık herhalde. Ha şurada bir tane var bakalım ona ne diyecek. Bence artık bizim arabayı tekerden alınıyor. Ya
tapa dog. Köpek. Metabolizması bayağı iyi çalışıyor. Arya'nın aynı babasına çekmiş. Evet. Erat maşallah Yediyan hemen tuvalete gittiği için kızı da aynı kendisine benzemiş. Emdiyan hemen tuvaletini yapıyor. Çıkartalım aşkım. Biraz sıcak oldu. Sen çok tatlısın. Baba bu sen saçını sanki biraz bu önleri hiç kesmemiş. Hiç kesmedim zaten üstünü. Evet, hiç kesmemiş üstünü. Çünkü doğum günü yakın olarak geliyor. O zaman keseceğim dedi. Oğlumun doğum gününde ne yapacağız biz? Oğlumun doğum günü geliyor. Sen 2 yaşında olacaksın. Ay baba. Bu araba. Sen araba mı istiyorsun doğum gününde? Araba. Kime çekmiş acaba araba sen konusunda? Biraz daha büyü arabayla neler yapacağız bir şey. Lolo araba. Araba. Neye benziyor? She looks lost inside this life. Look how big she Oğlumun enerjisi bana benziyor. Kızımın enerjisi aynı babasına benziyor. İçeride birileri var şimdi bekliyoruz. Anne. Annem de bugün pazara gitti. Babam anneme bir tane kıyafet almış. Annemin hiç hoşuna gitmedi. Hem dedi gidim onu değiştireyim. Hem oradaki kıyafet mağazalarına bir bakayım. Hem de dedi özledim de oralara bir gidim dolaşayım orada. Biz geldik eve. Biraz önce şey de geldi. Sağlık görevlisi de geldi. Baktı Arya'ya. Gerçi ebeden geldiğimiz için çoğu şeye bakmadı. Sadece sordu. Dede eve bakmış olması lazım dedi. Göbek bağına falan baktı işte. Dedi bağını yedim. Pamukla temizleyin. Çünkü göbek bağı düştü ya dün. Öyle. Ondan sonra kafasını ölçtü. Ve 37 santim çıktı. Yani 1 santim büyümüş dedi kafası. Boyuna bakın dedim. Bakmadı. Çok önemsemiyoruz boyu dedi. Şimdi sürdüğümde şey bu kokonat yağını sürüyorum. Bunu bir öğrencimin annesi vermiş Tesco'dan. Birkaç vlog önce bahsetmiştim hani kafama sürüyorum diye. Vücuduna bol bol sür dedi. Sağlık görevlisi. Çocuklar zaten büyüdükçe vücudu da soyulduğu için iyi geliyor bu. Hem de sağlıklı zaten natürel bir yağ. Derinde biraz önce babasıyla oynarken kucağında uykuya daldı yani. Tam derinlik bir şey. O kadar ki yorgunmuş. O da ondan öncesinde saat çünkü 12'ye geliyordu. Dedim ki derin uyutayım mı seni? Yok dedi. Babasından internetten araba oyunu aç dedi. Açtı babası. Ondan sonra 2 dakika geçmedi. Ben sağlık görevlisiyle konuşuyordum. Serhat dedi bir baksana dedi uyumuş. Bir baktım ki uyumuş gözleri kapalı. Minnoş da uyusa ben de biraz dinleneceğim. Belim ağrıdı. Biraz da yüzünü süreyim mi? Gerçi yüzüne göz yani sütümü şey yapıyordum. Sürüyordum. Öyle. Dur burayı da sürelim. Mis gibi olduk. Arya de tamam. Birazdan emzirin ki geçsin. Benim uyuyorken biz de şey yapacağız. Çukuru açacağız. Pazartesi günü izleyemedik çünkü. Çukuru açıp çukuru izleyeceğiz. Derin uyuyorken ben de aynı zamanda Arya'yı uyutmaya çalışacağım. İnşallah uyur. Minnoş bakayım minnoş. Biz de dinleniriz biraz. Bu arada söylemediğimi hatırladım. Arya 120 gram almış. Yani 350 gram vermişti. 120 gram almış. Haftaya kadar da inşallah tamamlarız yani doğduğu kiloyu. Bakalım. Biraz üzüldüm. Doğum kilosuna yetişir düşünmüyordum zaten hani bir haftada 350 gram almaz dedim ama en azından bir 200-250 alsaydı yine iyiydi. 150 gram almış. O da bir şey. 150 gram mıydı? 125 gram mıydı? Öyle bir şey yani. Bakalım inşallah haftaya çarşamba yine randevu verdi.
O zamana kadar da toparlanırız. Eski bilgisayardaki videolara bakıyoruz da. Bakın. Eski bilgisayardaki videolara bakıyoruz da bayağı bir değişik geliyor bize kaç sene önceki videolar. Beni sen ne anladın öyle güldün bana. Ben de o zaman vlog çekmiyorum ama öyle bir çekmişim ki sanki vlog yapıyorum. Halbuki o zamanlar hiç vlog bile çekmiyordum. Ama şey çok güzel anılar ya. Şu onlara bakıyoruz. Şimdi kesin diyorsun ki hiç bitmesin değil mi? İzleyelim. He. Kesin o zaman da bana diyordun ki niye çekiyorsun? Serhat'ın bir huyu var, tamam mı? Çok iğrenç bir huyu var. En sevmediğim huyu. O anlıkken böyle anı yaşamayı seviyor ama ne video ne kamera hiçbir şey etrafında olmasını istemiyor. Ama diyelim ki ben çektim öyle. Şansa ya da tesadüfen çektim. 2-3 ay sonra izlediğinde diyor ki al diyor işte ne güzel diyor bak diyor hani izliyor sonra hoşuna gidiyor. Ya da diyor keşke de bunu yapsaydık şunu yapsaydık. Ama o an istemiyor yani. Sonradan ben yapınca da hoşuna gidiyor. Niye öyle birden şey oldu bana? Bu eski videolardan bir tane böyle şey video yapabilirim. Hepsini hard drive'a geçiriyorum şimdi. Şey diyorum bu videoyu çekiyorum ki Türkiye'ye gittiğimde Serhat'ı özlediğimde izleyeyim diye. Ezgi'nin şarkı söylediği an. Peskin iyi o adı. Çocuğa benziyor. Çocuktum o zamanlar. Bir zamanlar. Orada ağlıyor. Şimdi de iki tane çocuğumuz var. Düşünsene nereden nereye. Dalgalandıran rüzgar. Mami. Yes mami. Mami. Mami şarkı söylüyor anneciğim. Bu da dayın saçını uzattığı zamanlar. Biz saç şurada daha güzel. Dayım. Ben aslında doğuştan vloggermişim ama o zamanlar YouTube'dan hiçbir haberim olmadığı için ben aslında YouTube'u son 3 senedir falan izliyorum yani yoksa ondan önce hiç YouTube'u bilmiyordum. Sadece böyle ne bileyim müzik dinlemek için giriyordum. Başka hiç hani insanlar vlog yapıyormuş bilmem evde ne bileyim yeme içme tarifleri veriyormuş hiç onları bilmiyordum yani. Biraz geriyim bu konuda. Sadece son 3 sene derine hamileyken izlemeye başladım. O zaman keşfettim YouTube'u. Burada da gidip Serhat'a güya kıyafet bakacağız ama Serhat tipik. Yani uyuz Serhat olduğu için burada da yine gıcıklığını ortaya koymuş. Neyse biraz sürpriz olsun çünkü bunları gerçekten de hep de bayağı çok varsa eğer hepsini ayrı bir video şeklinde koyup yüklemek isterim yani. Siz de görün bizim gençliğimizi yani. Gençim bak işte ya halbuki bak seni çekiyorum değil mi orada? Serhat çok gıcık bir insan aslında da bakmayın siz ben böyle iyi yönlerini göstermeye çalışıyorum size. Yoksa tam çekilmez bir adam yani. Çekilmezim sen ne işin var? Bilmiyorum işte ben de bilmiyorum bilsem. Yani zıt karakterler birbirini çekiyor herhalde o yüzden. Halbuki ikimiz de yay burcuyuz. Anlamadım. Ne günlerdi be. Evet, sen orada ne enerjiktin. Farkındaysan canım o zaman hiçbir sorumluluğum yoktu. Şimdi de oradan oraya koşturup bir ton şey yapmaya çalışıyorum aynı zamanda yani. Artık multitask'ı da geçti yani. 2'den fazla değil 10 şeyden fazla şey yapmaya çalışıyorum. Yani son... Bundan sonra kendimize bakacağız. Ne yapacağız? Giyineceğiz, süsleneceğiz, çıkacağız dışarı. Kendimizi dışarı atacağız. Bakın kimin balları bunlar? Kimin balları? Biri sarı şeker, biri siyah kuzu şeker. Kuzu olanlardan. Bak bak gülümsemeye bak. Bu kim? Bu kim? Bak bak bak. Uy uy uy.
Yoldaşım olsun. Erkek arkadaşımın şehir dışına çıkması gerekti. İş için çok acil. O yüzden ya ne yapalım? Annemler geldi pazardan şimdi. Arya'nın boyunu ölçeceğiz. Burada ölçmüyorlar çünkü hastanede. Bacakları dik tutman lazım. Tam kafasına şey yani. Ya nedir bu? 57-58 işte santim gibi görünüyor şimdilik. Annemin şu an derinle çabalaması. Boy ölçüsünü hadi almaya çalışıyor da. Çocuğu bir duvarın dibine götür. Boyunu ölçersin. Tamam da şey yapmayın, bırakmayın, bırakmayın. Bir yerde hiç bırakma. Derin gel. Derin gel. Hala mı var? Hala. Ulan da tamam tamam. Buradan ablan. Korktun mu? Öpücük ver. Ooo derin. Karanlık oldu ama idare edin artık. Derin uyudu. Arada yatağında. Birazdan uyutacağım onu. Ondan sonra montaja başlayacağım. O yüzden bu videoyu da burada sonlandırıyorum. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Sizleri çok ama çok seviyorum. Umarım bu videoyu beğendiniz. Yarın veya başka bir gün görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bay bay.